Kanalımızın değerli izleyicileri, size iyi akşamlar diliyorum. Size daha önceki videolarımızda Anadolu'dan çıkan değerli ve yer değerli taşların bir kısmını anlatmıştık. Anlatmaya devam edeceğimizi de söylemiştik. Bugün sizlere yine Anadolu'muzdan çıkan güzel ateş hopalleri anlatmaya gayret edeceğiz. Ateş hopalleri arkadaşlar İç Anadolu bölgesinden ve özellikle Kütahya yöresinden çıkan taşlarımızdandır. Bu taşlar Türkiye'de ve dünyada kabul görmüş hopaller arasında ve kıymetli taşlar statüsündedir arkadaşlar. Hopaller işlemeye çok elverişli taşlardır. Küçük amatör atölyelerde, kendi disklerinizde, kendi küçük amatör testerlerinizde ateş hopalleri rahatlıkla işleyebilirsiniz. Ateş hopalleri işleyeceğiniz zaman önce doğadan çıktığı halini gösterelim size. Şu doğadan çıktığı hali nedir bu? Bakın veya kırmızılı bir ateş hopalı gösterelim. Şu şekilde. Bunların değişik renklerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Florental dediğimiz yanar döner içinde renkleri olan, kırmızısı, sarısı, yeşili olan hopallere rastlayabilirsiniz. Yine içinde kırmızısı, beyazı bir arada olan hopallere rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunların, bu da içinden çıkartılmış bir hopal cevherimizin görüntüsü. Şimdi bu beyaz kemberlik dediğimiz malzeme ile birlikte oluşur. Bu su boşluklarında oluşur bu kırmızı cevheri bu malzemenin. Bunları bu şekilde doğadan bulabilirsiniz ya da kendiniz gidip toplayabilirsiniz ya da orada toplayan arkadaşlardan temin edebilirsiniz. Önce bu taşı işlemek istediğiniz şekle göre bir kesmeniz gerekiyor. Bu beyaz taştan, kemberlikten kurtarabiliyorsanız eğer malzemeyi tamamen açığa çıkartabilirsiniz kırmızı malzemeyi. Ama bu haliyle de işlemek isterseniz eğer fazlalıklarını testereyle keserek önce amorf bir şekilden biraz daha yarı işlenmiş hale getirmeniz gerekiyor malzemeyi. O hale getirdikten sonra arkadaşlar küçük el disklerinde bunları işleyerek bu şekilde istediğiniz şekli vererek malzemeye bu şekilleri elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten doğal hali ama şu şekilde kaboşon dediğimiz veya serbest form dediğimiz serbest form bunlar genellikle arkadaşlar. Şunlar da kaboşon dediğimiz kalibre ürünler. Bunlar da yine kaboşon makinesinde işlenmiş ateş hopaller. Bu henüz parlatılmadı ama parlatıldığı zaman çok güzel bir parlaklığa ulaşılabiliyor. Bu hale getirdikten sonra bunları sadece keçede parlatma tozlarıyla birlikte parlatmanız gerekiyor. Sonrasında da gümüşle birlikte takıda kullanılabilir arkadaşlar. Bu malzemeyi eğer elde etmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kanalımızdan bağlantı kurabilirsiniz. Bunlarla ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bunları ticarileştirmek isteyen, atölyesini kurmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bunların işleme makinelerini temin etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Her ne şekilde olursa olsun taşlarla ilgili bir görüşmek istediğinizde bir talebiniz olduğunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalda iletişim bilgilerimiz var. Gerekse Cengiz kardeşimle, gerekse benimle iletişime geçtiğiniz takdirde bu taşların temin edebileceğiniz yerler konusunda, işleyeceğiniz makineler konusunda, işleme teknikleri konusunda size elimizden gelen yardımları yapmaya çalışırız arkadaşlar. Bundan sonra yine Anadolu'dan çıkan değerli ve yer değerli taşları anlatmaya devam edeceğiz. İlerideki videolarda inşallah arazilerde çekim yapacağız. Bunları nasıl topladığımızı, nerelerden çıkarttığımızı da sizlerle paylaşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınızı kanalımıza abone edin. Hep birlikte inşallah Türkiye'de bu değerli ve yer değerli taşların işlenmesi, ticarileşmesi, ihracatının yapılması, istihdama yatırılması konusunda hep birlikte el ele çalışmaya devam edelim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.